Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Şikayetim Var programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu programımızın konuğu ise LG markası oluyor. Biliyorsunuz biz geçtiğimiz dönemde bu Şikayetim Var video serisinde birçok markayı konuk ettik. Vodafone'da vardı, Xiaomi'de vardı veya farklı markalarda yine burada vardı. Hatta ben şimdi yukarıdan da bir link çıkartırım size. Bütün Şikayetim Var videolarını da orada görebilirsiniz. Burada biz ne yapıyoruz? Belki videoyu ilk defa izleyenler olabilir aramızda. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Teknolojioku.com üzerinde bir haber açıp bunun altına sizin yorum yazmanızı istiyoruz. Ve bu yorumları bu videoda değerlendiriyoruz. Tabii hepsini değil. Çünkü çok yorum geldi. Şikayetim Var programları da oldu. Mesela Vodafone'da binlerce yorum geldi hakikaten, onu söyleyelim. Biz burada 8-10 tanesini yayınlıyoruz. Kalanlarında hem oradaki haberin linkini hem de bu videonun linkini markaya iletiyoruz arkadaşlar. Böyle bir seri başlatmıştık. Oldukça da ilgi görüyor bu videolar. Söylediğim gibi az önce yukarıdan çıkardığım kutudan da bakabilirsiniz. LG için de yine epey şikayet geldi arkadaşlar. Hatta da gelmeye devam edecektir muhtemelen. Açıklama kısmında bizim sitemizdeki haberin linkini de size ileteceğim. En azından oraya da bakarak gelen şikayetlerin tamamını siz de görebilirsiniz. Şimdi ilk şikayetle başlayalım. Hakan Doğan demiş ki 2017'de 49UH610V model TV aldım. Bu aralar Wi-Fi bağlantı sorunu olmaya başladı. 3 aydır da LG TV Plus APK kumanda çalışmaz oldu. TV'yi görmüyor. Buna bir çare bulunmalı artık. Güncelleme mi olur? Ne olursa zaten 3 yıl sonra güncelleme geldi. Ne olduysa onunla oldu demiş. Evet, şimdi gelen şikayetlerin büyük bir çoğunluğu televizyonlarla ilgili. Çünkü Türkiye'de ağırlıklı olarak markanın televizyon modelleri satılıyor arkadaşlar. Bir dönem biliyorsunuz telefonları da vardı. Hatta yakın zamana kadar telefonları da yine satılıyor Türkiye'de ama LG telefon işinden çıkacağını açıklamıştı. Gelen şikayetlerin büyük bir çoğunluğu da şu anda televizyonla ilgili. Ve ben şunu söyleyeyim, Hakan Bey geçmiş olsun diyelim. Hakikaten LG'nin televizyonu çok ciddi sorunlar var. Yazılımsal özellikle sorunlar var ve bunlarla ilgili çözüm bulunamıyor arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla. Servise başvursun diyeceğiz ama televizyon eski bir televizyon. O bakımdan hani onlar çözüm bulabilir mi çok emin değilim. Ve ne yazık ki LG'nin bu böyle kanayan yarası gibi. Çünkü birkaç tane daha şikayet topladım ben şimdi oradan. Yine onlarla devam edelim. Samet Albayrak'ın şikayetiyle devam ediyoruz. LG G5 SE, G5 V20, V10, G4 Türkiye modelleri için bootloader, unlock dosyası çıksın. Sadece Avrupa modelleri erişebiliyor buna. Lütfen yardım edin demiş. Bu da telefonlarla ilgili biliyorsunuz. O G serisi efsaneydi. Ama devamını getiremedi ne yazık ki LG. Buradan demiş ki bootloader, unlock dosyası bunu Türkiye'de de çalışsın diyor. Buradan duysun sesimizi LG. Artık bilmiyorum ne yapacaklar ama duysunlar yani. Onu söyleyeyim ben size. Buradan anlatıyoruz. Bakın insanların böyle şikayetleri var. Sevgili LG, bunları gör. Bunları duy. Bunları düzelt. Bir şekilde bir destek olunsun. Buradan da bunu duymuş olalım. Bir diğer şikayet ise Raşit Kadıoğlu'ndan gelmiş. Demiş ki LG G4 kullandım. Çok severek almıştım ama batarya sorunu şeyden çıkardı. Arkadan Xiaomi Mi Mix 2 aldım LG'den sonra ilaç gibi geldi. Hala kullanıyorum demiş. Arkadan gelmiş ama oradan tam ne demek istediğimi anlayamadım. Daha sonra falan demek istedi herhalde. Evet, G4 efsaneydi. Az önce de söyledik ama efsane, her efsanenin bir sonu vardır. O efsane de ne yazık ki sona erdi ve bir daha da LG'yi böyle benzer bir telefon çıkartamadı. Bir yazılım sorunları oldu, donanım sorunları oldu. Çözemediler hiçbirlerinde. Ve ne yazık ki LG böyle bir kara leke gibi kaldı, o G serisi telefonlar özellikle. Şimdi Ersin demiş ki 2017'de LG B7V modelini aldım. Garanti biter bitmez ekran yanıkları başladı. Servis garanti bitti diye üstlenmedi. Tüketici hakem de garanti bitti diye üstlenmedi. Gidin piyasadaki ucuz TV'leri alın. Ne de olsa onlar bir 2 yıl garanti veriyor. Bozulsa bile 7000 TL paranız gitmemiş oluyor. LG pişmanlıktır demiş. Evet, 7000 TL de az para değil yani. 7000 TL vermiş ve ekran yanıkları başladı diyor. Evet, LG'nin evet televizyonlar sıkıntılı. Telefonlar zaten sıkıntılıydı da televizyonlarda sıkıntılı, onu da söylemiş olayım. Süper maketler diye bir arkadaşımız yorum yazmış. Abi LG G6 kullanıyordum. 18 santimden düşürdüm. Ekranı patladı. Evet. Yani buna bir şey diyemiyorum. Çünkü başka telefonları da düşürseniz muhtemelen orada da patlar gibi geliyor bana. Onu da söylemiş olayım arkadaşlar. Doğan demiş ki salam. Salam demiş ama selam demek istedi herhalde. Telefonlar yapıp üretmeye devam etsinler. Doğancığım, bu temennin, bu beklenti ne yazık ki karşılanmayacak. Çünkü LG yakın zamanda telefon birimini kapattığını duyurdu. Artık telefon üretimi yapmayacak bu marka. O yüzden başka markalara yönelmen gerekiyor. Onu da söylemiş olayım.
Ahmet Akçay demiş ki merhaba 2017 model, bu 2017 modelde çok sıkıntı var anladığım kadarıyla. OLED 55B 7V OLED TV aldım. Ekim 17'de garantisi bittikten 2 hafta sonra, Ekim 2017 olmaz ama garantisi bittikten 2 hafta sonra, yani muhtemelen 2019 demek istedi. 2019 evet. 2 hafta sonra OLED panelde yanıklar oluşmaya başladı ve şu an panel çok kötü bir durumda. Bazı forumlarda LG'nin bu panelleri ücretsiz değiştirdiğini okudum ve ben de mail yolladım ancak bir geri dönüş olmadı. Madem 2017 paneller sorunlu, neden bütün müşterilere ulaşıp sorunlu olanlar müşteri memnuniyeti çerçevesinde ücretsiz değiştirilmiyor da birileri aracılığı ile sadece belli bir kesime bu hizmet veriliyor. Madem veriliyor, ben de panelimin ücretsiz hizmetten yararlanmak ve panelimin değiştirilmesini talep ediyorum demiş. Evet, hakkıdır. Madem LG böyle bir şey yapıyorsa, bizim bu konuda bir bilgimiz yok ama 2017'de çok sorun var. Şikayetlerin çoğu da buna buradan gelmiş zaten. Değiştirsin o zaman her şey bunları bir, hani evet dediği gibi arkadaşlar, ama markalar şöyle yapıyor arkadaşlar, şu an zannetmeyin bir sorun olduğu zaman ölü numarası yapıyor, ölü taklidi yapmak diyoruz biz buna, sesini çıkarmıyorlar. Siz gidip bir talepte bulunursanız o talebinize karşılık alma ihtimaliniz var, sesinizi çıkarmazsanız onlar da ölü taklidi yapmaya devam ediyorlar. Hakkınızı arayın, benim size söyleyeceğim şey bu. Yalçın sorusu var, bu da son sorumuz, son şikayetimiz. V10 tarzında gelişmiş donanım özelliklerini neden artık üretmiyor? Cihazlarda neden devamlı bootloop sorunu yaşıyoruz? Çözümü yok mu? Vallahi Yalçın, bunu ben de bilmiyorum. V10 tarzında telefonları zaten telefon birimi kapatıldı. Artık telefon üretmeyecek LG. O yüzden üretmeyecek yani. Bir de LG arkadaşlar telefoncu değil. Şimdi LG'nin belki bilmeyenleri vardır ya da söyleyelim. LG aslında bir panel üreticisi. Yani bu telefonlarda, televizyonlarda, bilgisayarlarda, monitörlerde kullandığımız panelleri üretiyorlar. Onu üretirken biraz da biz bu işlere de girelim dediler herhalde ama ne yazık ki tabiri caizse ellerinin üzerine bulaştırdılar. LG bir telefon üreticisi değil aslında ama yapmıştı, güzel ürünleri vardı fakat devamını getiremedi. Devamını getiremediği için de ne yazık ki artık o birimi de kapatmak zorunda kaldı. Evet, bir şikayetim var programımızın sonuna daha geldik. Bu videomuzda, bu programımızda sizlere LG ile ilgili yaşadığınız sorunları aktarmaya çalıştık. Eğer sizin bu videoyu diyelim ki 3 ay sonra izlediniz, 5 ay sonra izlediniz, yorumlarınız, şikayetiniz varsa videonun altına yazabilirsiniz. Hiç çekinmeyin. Bunları iletiyoruz, onları söyleyelim. Ayrıca yine teknoloji.com adresimizdeki açıklama kısmında linki var. Haberin altına da düşüncelerinizi yazarsanız çok seviniriz. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.